Hoş geldin. Hoş bulduk. Menülerinizi bırakayım. Az sonra da siparişler için gelirim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Her şey istiyor. Oğlum ne yaptın? Kusura bakmayın lütfen. Hayır hayır, hiç önemli değil. Sana bir şey olmadı değil mi? Ben burayı hemen temizliyorum. Bakar mısınız? Bizim iki tost vardı ama. Hemen getiriyorum, kusura bakmayın lütfen. Masaya yediğim tostları çıkmadım daha. Patlamasınlar. Aslında çok özür dilerim ya, geciktim. Hemen hazırlanıp geliyorum. Sorun değil. Hadi hazırlan gel. Ablam, Özge de geldi, ben çıkayım. Yarın için sana haber veririm, olur mu? Ne demek yarın için haberleşiriz? Bugün son günün değil mi senin? Vaz mı geçtin üniversite okumaktan? Vazgeçmedim abla. Ya sen biliyorsun ne kadar uğraştığımı, ne kadar çok istediğimi. Şimdi nasıl vazgeçerim? Ama... Ah benim dertli kızım. Ah. Hadi sen git, daha fazla gecikme. Ben burayı hallederim. Tamam. Teşekkür ederim. Beceremedin şu yemeği yapmayı ya. Azıcık daha koyayım da gideceğim. Cengiz. Hı? Şu kızın okul işini bir daha bir düşünsen diyorum. Bak şurada iki lokma yola çıkacağım, boğazıma dizme hediye. Okul mokul yok. Ama düşünsene, kızımız avukat olsa fena mı olur yani? Kızımız. Şu meseleyi açmadan hiç konuşamayacağız değil mi? Konuşamayacağız. Her şeyi unutup Masum'un buralarına yatma diye hatırlatıyorum. Karnında kimden pedahladığın belli olmayan bebenle geldin kapıma. Seni o halinle kabul ettim. İnsanlık ettim. Peki ben size sahip çıkmasaydım ne yapacaktınız? Nasıl çıkacaktınız insan içine? Allah senden razı olsun Cengiz. Beni o halde yüzüstü bırakmadın. Kabul ettin. Kocalık ettin bana. Ama Aslım'ın bir günahı yok ki. Haberi bile yok. Benim yüzümden kızımın hayatı kararmasın. Okusun, iş güç sahibi olsun istiyorum. Ne zaman yola çıkacak olsam ağzımın tadını kaçırıyorsun ya. Vallahi billahi bir film çevirip ağzımın tadını kaçırıyorsun ha. Senin şu ağlak suratına bakmaktan içim çürüdü, yemin ediyorum. Anne. Kızım. Hoş gel. Hoş bulduk anneciğim. Baba, ben bugün hesabımı kestirdim. Haftalık alacaklarımı da verdiler. Hani belki yarından itibaren gitmem diye. Niye gitmeyecekmişsin ki? Baba, ya ne olur izin ver gideyim Ankara'ya. Hem bak çok iyi bir okul kazandım ben. Kime söylesem... Nasıl kazandın okulu? Puanı çok yüksektir diyor. Ya dayımlarda kalacağım zaten. Okulda burslayayım.
Gerekirse işe de giderim. Gündüz okula giderim, akşam da çalışırım. Sana yük olmam. Bana yük olmayı bu kadar kafana takıyorsan, aklından okul işini çıkartacaksın, sabah kalkıp tıpış tıpış işine gideceksin. İcat çıkartmayın. Zaten gırtlağımıza kadar borcun içindeyiz. Yıllardır bitemedi şu borç. Kime neye ödüyoruz onu bile bilmiyoruz. Size hesap mı vereceğim lan? Hesap mı vereceğim bir de? Tövbe yarabbi ya. Ben gidiyorum. Ana bu da size. Ben gelene kadar idare edin. Ya baba ne olur izin ver gideyim. Ya ben okumayı çok istiyorum. Ne olur. Kızım hadi sen odana git. Hadi. Hadi. Baba lütfen. Ya yeter. Baba. Ne babası? Çıkartacaksın aklından boş işleri. Eşek gibi çalışacaksın, paranı kazanacaksın. Delirtmeyin lan beni! Delirtmeyin! Cengiz dur yalvarırım dur. Tamam bana istediğini yap hakkındır. Ama kızımın hayatını karartmana izin veremem. Demek izin vermezsin ha? Ne yaparsın Hediye? Ne yapabilirsin ki? Bak. Senin kaderin aha şurada. İki dudağımın ucunda. Hadi git çağır kızını. Çağır gelsin anlatayım her şeyi. Ha? Diyeyim kızım ben senin baban falan değilim. Senin öz baban ananla seni ortalıkta bırakıp arazi olmuş diyeyim. O zaman adam yerine koyar. Lafımı dinler belki ha? Cengiz sus. Ne yapıyorsun ya? Duyacak kız. Ne oldu? Korktun mu Hediye? İstersen abini de arayalım. Tabii arayalım. O da öğrensin. Artık kalbine mi iner, felç mi geçirir sen bilirsin. Cengiz yalvarırım. Sus. Ne yapıyorsun ya? Sus. Ha söyle. Hizaya gel. Lafını bil. Bana bak. Bu okul mevzusu kapandı. Gidecek herkes gibi çalışacak, eve para getirecek. Ha, illa kızımı okuyacak diyorsan git bul öz babasını, alsın okutsun kızım. Benden bu kadar arkadaş. Çocuğumuz senin yüzünden ağladığı yeter artık Cengiz. Benim günahımın bedelini ona ödetemeyeceksin. Boynu bükük kalmayacak yavrumun. O okuyacak. Sana rağmen okuyacak. Bana rağmen okuyacak. Özür dilerim anne. Seni de sıkıntıya soktum. Benim yüzümden bir sürü azar işittin. Olmayacağı belliydi. Babamın göndermeyeceği. Belki kıyamaz dedim. Belki bir kez olsun kızını düşünür dedim. Ama olmadı.
Aa, olmadığını kim söyledi? Nasıl yani? Baban razı oldu. Ama az önce diyordu ki... O az önceydi. Gitmeden önce ikna ettim ben onu. Daha doğrusu ne haliniz varsa görün dedi. Hadi çabuk kalk. Toparlanmamız lazım. Acelemiz var. İnanamıyorum ya. Biz şimdi gerçekten gidiyor muyuz Ankara'ya? Gidiyoruz güzel kızım. Gidiyoruz. Ya Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Aslım, bana bak. Söz ver bana kızım. Okulunu en iyi dereceyle bitireceksin. Duydun mu beni? En büyük, en güçlü nasıl olunuyorsa öyle olacaksın. Anne, bu nereden çıktı şimdi? Söz ver bana. Söz anne, söz. Hadi toparlanmamız lazım. İlk otobüsle gidiyoruz. Tamam kızım, üzülme artık. Nasıl olsa bütün belgelerin tas tamam. Birazcık buruşuk olsun, bir şey olmaz. Bu kadar uğraşmışken hiçbir şey ters gitmesin istiyorum. O kadar hayalini kurunca gerçek değilmiş gibi geliyor. Sanki birisi çıkacak, hayır o okula giremezsin diyecekmiş gibi. Artık hiçbir şey sana engel olamaz. Benim kızım okuyacak, avukat olacak. Bilgili, eğitimli bir insan olacak. Kimseye hakkını yedirtmeyecek. Kimseye boyun eğmeyecek. Kimseye muhtaç olmayacak. Annesi gibi olmayacak benim kızım. Deme öyle. Keşke senin gibi olabilsen. Keşke herkes senin gibi olabilsen. Senin kadar sevgi dolu, fedakar, iyi kalpli, temiz, dürüst, senin kadar yalansız olabilse. Eylül akşamdan beri aynı soruyu soruyorsun yavrum. Gelirler birazdan. Ya acaba otogara mı gitseydik almak için? Söyledik alanı ama gerek yok dedi. Boş ver, böyle daha iyi oldu. Bütün gün bize kalır, rahat rahat hasret gideririz. Anne. Şuna bak ya. Resmen hiç kullanmadan atmışlar. Yavrum işte bolluk içinde yaşayınca insan unutuyor demek ki. Bizim gibi birer birer almıyor ki onlar. Yokluk bilmiyorlar tabii. Keşke biz de sana hiç yokluk yaşatmasaydık be yavrum. Ya anneciğim. O zaman kıymetini bilmezdim hiçbir şeyin. Canım. Sabah sabah ana kız yine ne konuşuyorsunuz bakalım? Babacığım ne yapıyorsun? Ver şunları bana. Ziyan yok kızım. Ya babacığım dikkat etmen gerekiyor. Ver onları da. Tamam. Aldın ya. Bunlar Mümtaz Beylerin siparişleri. Bize de taze ekmekle sabah kahvaltılık bir şeyler aldım. E niye söylemedin? Ben giderdim markete. O zaman ben ne yapacağım? Kafede çalışıp gelip bir de bize yardım ediyorsun. Annen de sen akşama kadar temizlikte. Tamam. Bir konumuz yarım ama ben de bu kadarcık işe yarayayım artık. Aman be Yaşar, aşk olsun. Olur mu öyle şey? O ne biçim laf öyle?
Ya babacığım öyle laf mı olur? İkinizin de hakkını ödeyemem ben. Bak sabah sabah üzülmek yok tamam? Bugün Aslım gelecek, halam gelecek. Ya evimiz neşelenecek. Güzel şeyler düşün biraz. Nerede kaldılar? Şimdiye gelmiş olmaları lazımdı. Ay geliyorlar, geliyorlar gel. Koş Yaşar koş. İllüm. Ya. Hediye, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sen ne kadar güzelleşmişsin böyle. Sen çok güzel olmuşsun. Ya. Ben seni çok özledim. Asıl ben seni çok özledim. Hayır, ben daha çok. Ben en çok 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 çok. Ankaralı oldun sonunda. Ay halasının gizli. Gel bakayım buraya. Ay fıstık nasıl büyümüş, nasıl büyümüş. Yok yok gel gel. Gel. Ay abla ellerine sağlık. Bir sürü zahmete girmişsin bizim için. Aşk olsun lafı mı olur? Benim güzel yeğenime az bile. Dayısını nasıl da gururlandırdı. En iyi okulları kazandı. Bitirince de inşallah hepimizin medarı iftiharı olacak. Seneye de Eylül kazanacak. Biz birlikte okuyacağız değil mi? Bu sene beraber okula giderdiniz ne güzel. Benim yüzümden ders çalışamadıksın. Babasının sıkıntısı yüzünden sınava bile giremedi. Çalışmak zorunda kaldı. Ama merak etme kızım. Telafi edeceğim bunu. Baba. Babam benim. Ya sen bugüne kadar bizim için çalışıp çabaladın. Şu son sene kötü geçti diye kendine bu kadar yüklenme. Hem ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim ki. Ay ya. O son bir yıl öyle zor geçtik. Allah bir daha öyle bir şey göstermesin bize. İnşallah. Allah bize bağışladı abimi. Çok şükür. Hani tesellisi değil tabii ama en azından şu tazminatı verselerdi. Hala bir haber yok değil mi? Yok. Avukat haber vereceğim demişti ama hala ses çıkmadı. Aman işte. 3 kuruş tazminatı ödememek için 40 tane takla atıyor ahlaksızlar. Çalışırken iyi. Ondan sonra kaza geçirince... Kimsenin hakkı kimsede kalmaz Nurhan. Tamam. Kapatalım bu konuyu. En azından bir kolum sağlam. Sonra iyi kötü kalacak bir yerimiz de var. Sitenin işlerine de bakıyoruz. Karnımız da doyuyor. Canım kardeşim gelmiş. Canım yeğenim gelmiş. Daha ne olsun? Eylül kalk. Geç kalacağız. Tamam tamam. Çantaları alalım öyle geçelim. Tamam. Dua edin olur mu? Sorunsuz hallolsun. Hadi koş. Hadi yavrum Allah'a emanet. Hayvan küçükken de böyle yetişemezdim sana. Yetişemediğimden değil bence ben kazanayım diye izin veriyorsun. Yetişebileceğiz değil mi? Ay yetişiriz canım. Her gün gittiğim yol. Zaten benim kafe de kampüsün içinde. Şuradan dolmuşa bineriz. Allah Allah. Ya bu çocuk normalde böyle maganda gibi kullanmazdı ama bayağıdır da gözükmüyor. Ya acelesi falan var herhalde. Tanıyor musun? Evet, ailesi bizim sitede oturuyor. Ama tabii sen daha çok göreceksin. Niye? Çünkü aynı okuldasınız. Eylül! Bak biz ikimiz yine yan yana geldik, çenemiz düştü. Koş hadi koş!
Mümtaz! Bence de doğru olanı yaptık Mümtaz. Ama eminim Ozan çok sinirlenmiştir. Hala bir ses seda yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Mümtaz, evde misin? Geldi, kapatıyorum. Nerede o adam? Asıl sen neredesin? Dokunma bana. Kocan olacak herif nerede, sen onu söyle. Sana bir şey oldu sandım. Ödüm koptu. Bir şey oluyor anne, evet. Bir şey oluyor. Kocanla mahkemelik oluyoruz. Herif oturduğum evi satmış. Boşaltmam için bildiri geldi. Babamın mirasını satıyor adam. Tamam. Tamam, bir sakin olalım. Geç otur şöyle. Bir bardak su iç hatta. Bir sakince konuşalım anneciğim. Sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Babam bizim için aldı o evi. Ailemiz için. Her yerinde senden, benden, ondan birer parça var. Para için satacak başka bir şey bulamadınız mı? Ozan. Oğlum. O ev babamdan bana kalan son şeydi. Bana sormadan nasıl satar orayı? Ya sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Nasıl bu kadar kör olabilirsin? Adamın babamın anılarına bile tahammülü yok. Hepsini bir bir siliyor. E görmüyor musun anne? Oğlum. Rahmetli babam uzak köylere okul yaptırırdı. Bu adam gitti o fonun parasıyla otopark yaptırdı. Vakfın kimsesiz çocuklara verdiği bursu kesti. Babamın vakıf için, bizim için yaptığı ne varsa bir bir yok ediyor. Sense öylece duruyorsun. Ozan yeter! Yeter! Bağırıp durma artık. O bomboş evde bir başına oturuyorsun. Okuluna devam etmiyorsun. Beni aramıyorsun. Ben senin annenim yavrum. Gece gündüz seni düşünmekten yoruldum artık. Ne olur bana destek olsan. Ne olur yanımda olsan. Sen beni ne yapacaksın ya? Hı? Mümtaz var ya yanında işte. Ama o herife söyle. Bu evrakları ben ona yedireceğim. Ozan! Ozan! Yine bir delilik yapacak. Senin bu arkadaşının da bugün bir derdi var herhalde. Sabahtan beri vızır vızır. İlginç. Ya kızım bir sakin ol. Tamam, yetişeceğiz diyorum sana. Ya Eylül, ta İzmir'den buralara kadar gelip burada kaydı kaçırmak istemiyorum. Bak ben çok gerildim. Emin misin, yetişecek miyiz? Bilmiyorum, bir ihtimal. Ya beni delirtmesene. Ya kızım şaka yapıyorum, tamam yetişeceğiz. Aa bak bak, Doğmuş geliyor, hadi gel. Diye. Aslım'ın kıyafetini de buraya asarsın. Bu içeride boş duruyordu. Hediye? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Aslım bunu da koymuş valize. Hatırlıyor musun abi? Eylül'le ikisini almıştık kemer altından. Taş kadar çıktılar. Bunu görünce duygulandım. Aman, annelik işte. Eylül hala ona sarılıp yatıyor. Aslında mı kaybetmemiş? Hiç yanından ayırmadı ki. Ne çabuk büyüdüler değil mi? Öyle. Ama sen daha ilk günden böyle ağlayacaksan işimiz zor. Güçlü ol biraz. İyi tarafından bak. Burada bir ailesi var. Kuzeni var. Biz varız. Öyle de insan üzülüyor işte. Başka bir şey yok değil mi Hediye? Konuşmak istersen çekinme. Söyle abi. Aslında abi.
Kahveler hazır. Hadi gelin. Tamam Nurhan, geliyoruz. Tamam. Aslında ne? Dinliyorum. İyi. Bir sıkıntın varsa çekinme, söyle abi. Sen bana rahmetli annemizin emanetisin. Yeterince yanında olamıyorum zaten. Canım çok sıkılıyor. En azından bir derdin varsa onu söyle. Tutma içinde. Yok abicim, bir sıkıntı yok. Öyle duygulandım işte. Beni bilirsin, dokunsan ağlarım hemen. Boş ver, hadi gel kahvelerimizi içelim. Eylül, deli gibi trafik var. Hani bu saatte trafik olmazdı? Ya kızım, ne bileyim ben, kaza falan var herhalde. Ya hiçbir zaman başıma gelmedi ki böyle bir şey. Şoför bey, biraz acele edebilir misiniz lütfen? Hanımefendi, ne yapayım? Öndeki arabanın üzerine mi çıkayım? Daha çok var mı ya? Uzak mı? Ya bak, şuradan devam ettikten sonra çevre yolundan önüne bırakacak bizi direkt dolmuş. Biz aradan gideriz. İnecek var. Ya Aslım, saçmalama, otur şuraya. Ya Eylül, bu dolmuşta geç kalacağız, yürü. Ya pardon, acil bir durum var da. Çıkar o motoru oradan birader. Şşş, kime diyorum? Çek şunu, adamın asabını bozma. Ya bak, zaten sıkıntılı bir gün geçiriyorum. Bir de seninle uğraşmayayım, tamam? Alacaksın o motoru oradan. Mümtaz Bey'in emri var. Buraya park edilmeyecek. Ha, demek Mümtaz'ın emri var. Çek şunu, ikiletme hadi. Ya bak, zaten canım bununla. Sıkıntılı bir gün geçiriyorum. İşine bak, benimle uğraşma. Hop hop, gel buraya. Ah! Beyefendi, iyi misiniz? Ya ne bakıyorsunuz? Yardım etsenize. Kusura bakmayın lütfen. Bunun hesabını vereceksin Mümtaz Efendi. O evi sana yar etmeyeceğim. Babamın mirasını sana çiğnetmeyeceğim. Babamdan bana geriye kalan en büyük miras ne biliyor musun? Öfkene bakılırsa satılan şu yazlık. Hayır değil. Ne para, ne pul, ne de o üzerine çöreklendiğin yılan deri koltuk. Babamdan bana geriye kalan en değerli miras bir korkağın aklında okuma becerisi. Senin gibi bir düzenbazın gözlerine bakınca aklından geçenleri kitap gibi okuma becerisi. Böyle bir meziyet bir hukukçu için bulunmaz Nimet Ozan. Kıymetini bil. Ama senin gibi fevri ve sabırsız hareket eden biri için sadece kuru gürültü. Sen de haktan hukuktan bahsedecek çap yok. Zeki görüneceğim diye kendini hırpalama boşuna. Sen git bu süslü laflarınla etrafındaki şatlabanları kandır. Ya da annemi. Ama şunu iyi bil. Ne yaparsan yap, o evi sana sattırmayacağım. Gerekirse yakacağım, yıkacağım, yine de sana yedirtmeyeceğim. Duydun mu beni? Ozan yeter. Sen karışma anne. Kocan sinsi gibi satmaya çalıştığı evin hesabını veriyor. Yeter dedim. O evin satılmasını Mümtaz istemedi. Ben istedim. Satış emrini de ben verdim. Çünkü artık bizimle yaşamanı istiyorum. Yabani gibi kendini o yazlığa kapatmanı istemiyorum. Eğer babanın mirasına sahip çıkmak istiyorsan iyi bir hukukçu ol. Okulunu bitir. Babanın izinden gitmiş olursun. Ya anne sen... Ya sen nasıl böyle bir şeyin?
Ya babamdan bana kalan tek miras. Sen de öylesin oğlum. Babandan bize kalan en değerli şey sensin, bunu anla artık. Jülide. Hayatım, ne olursun Ozan'a kızma. Aslına bakarsan öfkelenmekte haklı. Sonuçta söz konusu bu ev babasının hatırası. Ya ne olursunuz, konuşarak çözebileceğimiz meseleler için birbirimizi yaralamayalım. Sabır zamanla kazanılan bir meziyet. Ama merak etme oğlum, ben sana güveniyorum. Tamam hayatım, tamam. Bırak biraz sakinleşsin. Okulum. Ay, yetişiriz demiştim sana bak. Hadi hadi hadi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Haydi haydi kayıt yaptır bugün. Hayır, sen işe geç kalmayacak mısın? Ya önemli değil. Ya, patron biraz gıcıktır ama. Olsun, söylerim, kuzenim kaydını yaptırmaya gittik derim. Hayatta olmaz. Bak sen şimdi işine gidiyorsun, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ben yolumu bulurum. Hem bak geldik, bitti sayılır. Olmadı ama bak böyle. Neyse, öğrenci işleri bu tarafta. Gidip orada kaydını yaptır, tamam? Her şey için çok teşekkür ederim. İşin biter bitmez yanıma gel. Birlikte döneceğiz eve. Kafe de burada. Hadi. Tamam. Ne olursa olsun Nuran, burada olmayan adamın arkasında konuşmak bize yakışmaz. Hele sana. Yaşar'cığım, ben bunu o zaman da söyledim. Ta Hediye evlenirken söyledim. Bu adamda böyle bir çiğlik var, bir yaramazlık var dedim. Demedin mi Hediye? Hediye. Evet, söyledin abla. Ayrıca sen de uyardın Yaşar Efendi. Şimdi ne şey ediyorsun? Nuran, kardeşim sonuçta sevmiş, evlenmek istemiş. Ses etmek bize yakışmazdı. Ama ben de kendimce uyardım. Canım haksız mı çıktı? Yok. Yahu, bak bu adam işe giriyor, girdiği işi batırıyor. Borç alıyor, ödeyemiyor. Zaten evine barkına baktığı yok. Ben hayretler içindeyim. Bu adam nasıl oldu da o kızcağızı Ankara'ya okumaya gönderdi? Çünkü benim tanıdığım Cengiz... O kızın ayağını pranga bağlar, 3 kuruş kızdan kazanacağım diye hayatta göndermezdi. Bak değişmiş işte adam. Ayrıca sen sevme. Bu adam Aslım'ın öz be öz babası. Kabul etmekten başka çaren yok. Öyle değil mi Hediye? Şey, abi. Yaşar abi. Budama makası var mı sende? Var, ne oldu? Bir alıp gelsene. Hemen, acele ama. Belediyeciler gelecek, asmayı budayalım. Tamam tamam, geliyorum. Hadi anlat, hadi seni dinliyorum. Yok abi, önemli bir şey değildi zaten. Hadi sen git. Görüşeceğiz seninle Mümtaz Efendi. Yedireceğim bu evrakları sana ben. Yavaş. Yavaş.
haline baksana be. Asıl sen bak. Zaten. Ya bırak. Bunlar benim hayatım değerinde. Bir de seninle uğraşamam. Hasta mıdır nedir ya? İyi günler. İyi günler. Allah'ım çok şükür. Ya bugün o kadar garip bir gün geçirdim ki anlatsam inanmazsınız. Bu ne? Bilmem. Tapu tescilini itirazımız. Dilekçe galiba ama bana ait değil. Size ait değilse evraklarınızın arasında ne işi var? Başvuru belgeniz? Orada. Nerede? Sınav sonuç belgesi de yok. Orada hanımefendi. Ya ben 2 gün içinde defalarca baktım o kağıtlara. Hepsi orada. Hayır değil. Kaydınızı yapamam. Evrak eksik. İyi günler. Nasıl ya? Hayır bir yanlışlık olmalı. Ben defalarca baktım bunlara. Hayır ya. Allah'ım hayır. Ya ben yolda gelirken biriyle çarpıştım da. Kağıtlar orada karıştı sanırım. Ya siz şimdi bu kaydı gerçekleştirseniz. Ben sonuç belgesiyle başvuru formunu hemen getireceğim. Söz veriyorum. Mümkün değil. Tamamlayıp öyle gelin. Ya hemen diyorum. Hemen getireceğim. Gerçekten. 10 dakika. En fazla yarım saat. Kayıt saati bittiğinde sistem otomatik kapatılıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl bulacağım ben bu çocuğu ya? Pardon çok affedersiniz. Ya motor kullanan birini gördünüz mü? Az önce bu binadan çıktı. Ozan mı? Adını bilmiyorum ki. Böyle orta boylu kaba saba biriydi. Aslında iyi çocuktur. Aradığın Ozan'sa motoruna binip okuldan ayrıldı.
Ozan, oğlum. Neresi acıdı, burası mı? Artık sana bunu vermenin vakti geldi bence. Bu bileklik, babaların oğullarına hediye etmeleri için özel olarak tasarlandı, biliyor muydun? Bilmiyorum. Sen şimdi bu bileklik ne işe yarar onu da bilmiyorsundur. Ver bakalım kolunu. Bu bileklik sayesinde benim bütün süper güçlerim artık senin olacak. Nasıl süper güçler? Uçmak gibi mi? Uçmak gibi değil ama mesela bundan sonra düştüğün zaman hiç ağlamayacaksın canın acısa bile. Ayrıca anneni çok ama çok seveceksin. Ve onun sözünden hiç çıkmayacaksın. Tıpkı benim gibi. Ve oğlum, hayatın boyu çok güçlü bir adam olacaksın. Her zaman. Baba. Ne var Mümtaz? Ne istiyorsun? Söyle. Ozan, bak. Bana ne şekilde davranmak istiyorsan davranabilirsin. Buna karışmam. Ama sana bir konuda izin vermem. Ne geveliyorsun sen? Artık büyü. Anneni peşinden koşturup durma diyorum. Ya bak, kadın sabahtan beri ağlamaktan bitap düştü. Anneni bu şekilde üzmene izin vermeyeceğim. Sen bu sözlerle ancak annemi kandırırsın. O da sana inanıyorsa diyecek bir şeyim yok ama. Göremiyor işte. Senin gerçek yüzünü bilse bir dakika bile durmaz. Yeter artık be. Annen senin bu şımarık tavırlarını çekmek zorunda değil. Derhal buraya geliyorsun ve annenden özür diliyorsun. Sen kimsin ki anneme nasıl davranacağıma karışıyorsun? Ya sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Ben annenin kocasıyım. Ve senin de baban sayılırım. Kredi kartlarını ben ödüyorum. Altındaki o motorun da. O motora koyduğum benzinin de parasını ben veriyorum. Şimdi o yüzden derhal o motora atlıyorsun. Ve en süratli şekilde buraya gelip annenden özür diliyorsun. Anladın mı beni? Tamam Mümtaz Efendi. Bekle sen. Bekle, geliyorum oraya. Eylül. Eylül, bittim ben. Belgeler gitti. Kayıt olmadı. Ya motorlu eleman Ozan. Ozan belgeleri aldı gitti. Allah'ım, öldüm ben. Ya dur bir dur. Bir sakin ol. Geç şöyle bir. Al şu suyu iç. Anlat şimdi sakin sakin, ne oldu? 20 dakika kaldı, kayıtlar bitiyor, belgelerim eksik. Ya Ozan aldı, motorlu eleman, komşu. Ozan senin belgelerini mi aldı? Niye? Ya biz çarpıştık, o sırada karıştı sanırım. Arkasından koştum ama tutamadım. Bitti Eylül. Ya tamam, hemen koy verme kendini böyle bir dur. Ya, elbet bir çaresi bulunur. En kötü seneye... Seneye yok. Seneye yok Eylül. Babam bir daha asla izin vermez. Bitti. Her şey bitti. Birileri buraya bakacak mı acaba? Aa, bunlar bak. Bunlar Ozan'ın okuldan arkadaşları, aynı sınıftalar galiba. Belki biliyorlardır nerede olduğunu. Pardon. Siz Ozan'ın arkadaşları mısınız? Neden sorduğuna bağlı. Ya çok zor durumdayım. Lütfen acilen Ozan'la o arkadaşa ulaşmam lazım. Belgelerim onunkilerle karıştı. Ya numarasını verin, arayalım. Tatlım, sen yenisin galiba.
Yoksa benim böyle gereksiz muhabbetlerden hiç hoşlanmadığımı bilirdin. Doğru düzgün cevap versen ölür müsün? Zor durumdayım diyorum, acil diyorum. Hemen ulaşmam lazım. Numarasını veremeyeceksen kendin ara. Parmakların kırılmaz ya. Batu, güvenliği çağırsana ya. Başım şişti. Güvenliği çağırsanaymış. Hadi Aslım. Tamam gel, gel. Bizim senin güvenliğine sorarız. Rıfat abi insaflıdır. O verir bize numarayı. Böyle güzel kızlar sinirlendirilmemeli bence. Batu, neden tanımadığın tiplere arkadaşın numarasını veriyorsun? Hem de şöyle tiplere. Dua et, vaktim yok. Şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Allah'ım lütfen açsın şu telefonu. Ya benim hayatım o belgelere bağlı. Aslım. Dinle. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Ya acelem var. Ama çok önemli. Kusura bakmayın. Abin var ya abi, havalara uçacak. Çünkü ben ne zaman yaprak sarsam, hediyenin sarması da hediyenin sarması. Ay, asıl var ya, sen gitmeden önce biz bir ekşili köfte yapalım. Bak Aslım da bayılır. Hediye. Neyin var yavrum senin? Bak abin çıkmadan önce de böyleydin. Bir sıkıntın var gibi. Yok abla, sıkıntı değil de yol yorgunluğu işte, biliyorsun. Yok. Yok. Ben seni bilirim. Senin böyle dilinin ucuna kadar bir şey geliyor, bir sıkıntın var ama söyleyemiyorsun. Hediyeciğim, anlat kuzum. Derdini söylemeyen derman bulamaz demişler, değil mi? Abla, benim derdim öyle, öyle hemen söylenebilecek gibi bir şey değil ki. 20 yıldır kimseye anlatamıyorum. Şimdi mi anlatacağım? Ay, Hediye ne oluyor? Aa, korkutma beni kız. Kötü bir şeyler mi oluyor? Cengiz bir şey mi yaptı? Aldatıyor mu seni? Ay, benim aklıma geldi ama biliyor musun? Ya o adam kendi öz kızına acımaz. Öz kızı değil ki acısın. Ne? Nasıl öz kızı değil? Abla. Cengiz Aslım'ın babası değil. Başka birinden. Yani biz Cengiz'le evlenirken Aslım zaten benim karnımdaydı. Yani bunca yıldır ben sana, abime, Aslım'a, etrafımdaki herkese yalan söylüyorum. Çok büyük bir günah bu, biliyorum. Cehennemle bile aklanmaz benim günahım, onu da biliyorum. Ben abimin yüzüne kara çalmaktan korktum abla. Çok korktum. Ben de gittim Cengiz'e sığındım. Bunca yıl Aslım'a hep yalan söyledim. Yalanla büyüttüm çocuğumu ben. Ah be yavrum. Ozan. Ya hayatım bırak, bırak biraz sakinleşsin. Belli ki olay çıkarmak istiyor. Mümtaz!
Motoru dert edip işinden gücünden alıkoyma kendini. İzle. Sahibinden sana mis gibi ikinci el motor. Yaklaşma. Geri bas. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya belgelerim. Ayrını gör.